Evet, yani çoğu zaman. Tabii ki de çok gelen oluyor. Yani bütün gün içerisinde aşırı derecede fazla geliyorlar. Bunun için bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yani ama pek de bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Yine de devam edeceklerini bir kesin yani o. Ya çok sağlam bir yere değindin ama şu var, bilmiyorum. Onu bana değil de başbakan, yani Cumhurbaşkanı'na soracaksın. Yani hiçbir şekilde dükkanımıza sokmuyoruz dilenciyi, ama normalde direkt alışverişe gelen insanlara, ki gayet de mütevazı olan insanları da var. Gerçekten hani Türkiye'de yaşamayı hak edenleri de var ama hiçbir şekilde sınırlarına bile sokulmayacak insanları da var. Vallahi istemiyoruz, gitsinler. Ya işletmeyi değil de bizim hani genel Türkiye'nin her tarafını rahatsız ediyor. Tabii işletmeyi de rahatsız ediyor. Güzel mi? Rahatsız ediyorlar. Yani her şeyimiz engel adamlar. Çevresel olarak engel, iş olarak engel. Ne bileyim hani her türlü vaka yaşıyoruz zaten. Evet. Asla istemem. Gitsinler. Hem dinleniyorlar. Bizim işte bir de vicdanımızı sömürüyorlar. Tamam, biz tabii onlar savaş mağduru oldukları için biz barındırıyoruz, ama bunların da bir sistemi olması lazım. Yani rastgele işte para dileniyorlar, ondan sonra huzurumuzu kaçırıyorlar, sokakta kirlilik yapıyorlar, dileniyorlar ve bundan çok rahatsızız. Yani çok rahatlar. Yani bizden daha çok rahat takıldıkları için insanların tepkisi onun için çok artıyor onlara karşı. Bizim askerlerimiz orada onlar için savaşırken bunlar burada denizin ortasında nargile kurup da alem yapmaya çalışıyorlar. Yani insanların tepkisini alıyorlar bu şekilde de. Çok rahat oldukları için insanlar onlara çok kızıyor, bu iş üzerinde çok kızıyor yani. Yok, dilenciler bizi rahatsız etmiyordu ama onların rahat takılmasıyla insanlar rahatsız oluyor yani. Yani nasıl bir yol çizmeleri lazım? Onlara ait ya kendi kültürümüzü anlatmaları lazım. Başta onlara bir eğitim vermeleri lazım. Çünkü biz kültürlerimiz pekişmediği için, bizim onların kültürü belki rahat bir ülkeden geldikleri için bizim de onların rahatlığına göz yumamıyoruz yani. Onlara ne yapmaları lazım? Bir kursa başta iyi bir eğitim lazım. Onların hem küçüklerine hem büyüklerine. Yani bizim kültürümüzü anlatmaları lazım. Ondan sonra bence bir yol, belki bu şekilde de sorun çözülebilir yani. Ülkemizi istila ettiler yani. Dilenciler her yerde bizi rahatsız ediyor. Bir tek işletmelerde değil yani. Ya bunlara bir an çözüm bulunması lazım yani. Suriye'den rakı karıştırma birbirine. Şevik abi, karıştırmayalım. Suriyelilerle Irakları birbirine karıştırmayalım. Yanımdaki arkadaş Eleman Iraklı. Bilmem, Suriye, Irak. Ya Suriye ayrı bir konu, Irak ayrı bir konu. Iraklı insanlar savaş oldu diye gelmedi buraya. Ya da buraya zorla getirilmedi. Hayır, Suriyeliler niye geliyor? Kendi topraklarındaki savaşları bırakıp geliyor. Irak'taki savaşın var mı kardeşim, Irak? Yok kardeşim. Yok. Bu insanlar savaşı bırakıp gelmedi. Bu insanlar sadece burada rahat yaşamak için geldi. Ama Suriye'dekiler savaşı bırakıp geldi buraya. Kiminle savaşıyor Suriye'de? Savaş yok. Nasıl savaş yok? Kimler? Mehmetçik nerede savaşıyor şu an? Kimle savaşıyor? Suriye'de olan şehit haberleri nereden geliyor? Hangi şeylerden geliyor?